Size dönmek istiyorum Muharrem Bey, e, Concordata'yı sormak istiyorum, e, özellikle ekonomide bir takım e, bozukluklar olduğunda daha sık duyduğumuz bir şey, bu bir iflas mıdır bir keresinde? Değildir kesinlikle, öncelikle şunu bir düzeltmek istiyorum, Concordata sadece ekonomi kötü olduğunda ortaya çıkan bir durum değildir. Hı -hı. Genelde halk arasında da konkordato işte şu firma konkordato ilan etti, bu firma konkordato ilan etti ha, bir gibi Bir de şöyle oluyor, evah batıyorlar galiba evet. gibi Öyle bir tepki olumsuz algı da oluyor. O olmaması gerekiyor. Hı hı. Aslında o değil. Konkordato çok faydalı bir müessesedir. Hı hı. E, bu aslında bir özel hukuk konusudur ama ilgilendiğimiz konulardan bir tanesi. E, bundan önce, konkordatodan önce iflas erteleme dediğimiz bir müessese vardı. O dönemde ciddi problemler oluştu. Bir firma borcunu ödeyemeyen bir firma yaklaşık 7 yıl kendini aciz muhafaza kalkanı alıp borçlarını ödemeden işin sonunda da batarak hem kendisini hem de alacaklarını batırarak olumsuz ekonomiye ciddi olumsuz etkileri olan durumlar yaşatıyordu. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığına zamanında bir önerge vermiştik. Ondan sonra bize geri dönüş yaptılar sağ olsun. Mecliste onaylayarak bu Konkordato kurumunu ortaya çıkarttılar. <laughs> ee, bu Konkordato e, artık ticaret çok fazla gelişti. Rakamlar büyüdü. E, bugün bir tane çekiniz yazıldığı için 20 sene emek verdiğiniz, 30 sene emek verdiğiniz, çocuğunuz gibi büyüttüğünüz bir firma batabilir. Tabii kredibiliteniz Kredibiliteniz ciddi manada ezilir. Olur. Evet e, bu firmalar işte e, atıyorum 3 ay boyunca borcunu ödeyemeyecek bir durumu var. Ama 6 ay sonra geleceği alacağı para veya yaptığı proje veya düşündüğü plan gerçekleşirse çok daha iyi bir duruma gelecek. Hı hı. Ama o 3 aylık borcunu ödeyemeyeceği için batma tehlikesi var. Hı hı. Dolayısıyla e, o firma Concordato yapmayı tercih ediyor. Diyor ki alacaklarına ben şu borçlarımı şu vadede şu şekilde ödeyeceğim. Hı hı. Hepinizle anlaşalım. Ondan sonra Concordato bitiminde hepiniz paranızı almış olacaksınız. Hı hı. Ben de batmamış olacağım işin özü bu aslında. Hı hı. Ama aslında siz yeniden kredilendirme gibi evet, birazcık bir nefes benziyor. Nefes alma, e, alanı, e, talep etme gibi. Evet. Kesinlikle hı hı. kesinlikle bu şekilde. Atıyorum bu izni bana vermezseniz 3 ay içinde batacağım. Çoğunuz paralarınızı eksik olarak alacaksınız. Aslında alacaklılar için de olumlu bir durum. Yani hı hı. paranı eksik alacakken 3 ay bekleyip tamamını alıyorsun gibi bir durum söz konusu. Evet. Peki burada konkordat arsınasında kişinin işçi çıkarma hakkı da geliyor mu yani bu nefes alma süresinde ekibi daraltmak? personel sayısını indirmek gibi bir hak doğuyor mu? E, genelde yapılıyor. Aslında yapılmaması gereken bir durum. E, gene işçilik haklarına bir zeval getirmiyor bu durum. İşçi işçi gene tazminatıdır, e, maaşıdır. Bunların hepsini talep edebiliyor. Hı hı. Hatta konkordato içerisinde işçilik alacaklarının rüçhan hakkı ön, öncelik hakkı vardır. Hakkı vardır. Yani diğer borçlardan önce işçilik alacakları tahsil edilir. Hemen size de eklemek istediğiniz bir şey varsa Yok, bu konuda. Yani ben e, kuracağım cümleyi e, Muharrem Bey kendisi e, kurdu. Yani işçilik alacakları Kongoruduto vermiş bir veya da sürecinde olan bir e, şirketin e, yani alacak kısımlarına yönelik olarak muçtanlı bir alacak olduğundan dolayı işçiler o konuda rahat olabilir. Hı hı, yani çıkarılsa bile tazminatının son Çünkü noktasına kadar evet, alacaklar. öncelikli öncelikli bir hakları söz hı hı. konusu. Burada e, dava açıldı veya hani başvuru yapıldı takdirde bu ödenecektir. Evet, işçi haklarında e, çok yeni olmamakla birlikte ama çok da eski olmayan e, bir terim var ki mobbing. Evet. Mobbing nedir? Evet. E, onu bir sizin ağzınızdan böyle bir temelini duyalım. Sonra da neler mobbing sayılır? Çünkü evet. biraz bunu da suistimal, e, bu da biraz suistimal edilebiliyor. O yüzden evet. o sınırlarını evet. da çizelim. Ya Şimdi iş hukukunda mobbing, e, mobbingin sınırı yoktur. Yani iş işveren tarafından, işçi tarafından veya işveren vekili tarafından eee işçinin e, kişilik haklı haklarının zedelenmesi durumunda veya hani bir baskı bir zorlamanın ortaya çıkmasıyla meydana gelebilecek bir iştir. E, mobbingin sınırları yoktur. Ama bunu ispat etmek açısından e, işçinin bunu ispat etmesi ha, gere gerekir. Sınırı yoktur Ve ama tabii, ispatlanması tabii, gerekir. Tabii tabii ispatlanması gerekir. <laughs> e, örnek verecek olursak işte yani yine elimizde olan dosyalardan örnek vereyim. E, kurumsal firmaların eee işçi çalıştırmak istemiyor. Ama bir yandan tazminat yönünden de çıkarmak çat diye tazminat yönünden de çıkarmak istemiyor. Çünkü ciddi bir tazminat ödeyecek. E ne yapabilirim ne edebilirim? Ya ben seni şu şubeye gönderirim. E, tamam işçi gitti amen ama bunun bir yazılı onayı olması lazım. İşçinin yazılı bir onayı olması lazım. E, ben seni şu şubeye gönderim git o şubede çalış. E, çalıştı bir hafta iki hafta akabinde başka bir şube. Ya, bu bir mobbingdir. veya hani e, sosyal medyadan örnek verelim yani e, işçilerin veyahut işveren vekillerinin sosyal medya üzerinden isim vermeden fakat onu direkt e, hedef alarak e, e, ya hakaretlerde bulunması, tehditlerde bulunması, bunların hepsi mobbingdir. Dediğim gibi hani sınırı yok bu mobbing. Peki makamın düşürülmesi mobbing midir? Yani genel müdür veya bir müdür pozisyondaki birinin e, bir alt pozisyona gelip altındakinin de üst yapılması. Tabii, Bunları bu rahatsız bir, tabii, bu bir tabii, mobbing tabii. midir? Bu bir mobbingtir fakat e, bunun yanında e, işçinin bir e, kademe düşürülmesi yani yerinin değiştirilmesi bunların hepsi yazılı onaya, onaya onaya tabidir. Yani işçiye burada yazılı bir şekilde senin yerini değiştiriyorum. iznin var mı diye bir yazı alması lazım aksi takdirde bu da haklı nedenle feshistir. Evet. Biraz fazla mesai de sınırları da şaştı. Bu soruyu her ikinize de sormak istiyorum. E, çünkü mesela eskiden iş biter evinize giderdiniz. İşte fazla mesainiz en fazla 1-2 saat olurdu. Ama şimdi eve gidiyorsunuz Sosyal medya ve işte bir takım mesajlaşma aplikasyonları üzerinden çalışmaya devam ediyorsun İşte gruptan... o da ha, o da bu da bir mobbingtir. onu soracağım. Bu bir mobingdir. Tabi. Yani fazla mesai doğurur. Mu? Tabii. Yani fazla mesai doğurur. doğurur. Ee, bunun yanında e, mail ile yıllık izinde olan bir işçiye durmadan maille şu nasıldı, şu nasıldı, şunu yapman gerekiyor, acil bir şekilde bunu yapman gerekiyor gibisinden ee, hani iş yapma noktasında bir e, işçiyi taciz etme mail üzerinden, sosyal medya üzerinden. E, bunun sonucunda da direkt mobbing ortaya çıkıyor. Hı hı. E, fazla mesai, evet yani bunu hem işçi bilmiyor hem işveren bilmiyor. E, normal itibariyle kanun kapsamında haftalık 45 saatlik bir çalışmanın olması lazım. Hı hı. Veyahut bir sözleşme ile. Hafta, haftalık 40 saat e, bir çalışma olacak bunun üzerindekiler fazla mesai olarak sayılacak. Yani bu bir sözleşmeyle veya kanun kapsamında sözleşme belirlenmemiş ama kanun kapsamında haftalık 45 saattir. Şimdi bakıyoruz hemşireler özellikle e, ayda ciddi bir şekilde fazla mesaisi var ama işverenler e, bunu tabii ödemiyor işçi de bilmiyor. E Bunun sonucunda da tekrardan iş mahkemelerinde bir ihtilaf söz konusu oluyor. E tabii işveren bunu ödemekle e, mükelleftir. Ama dediğim gibi şöyle işverenlerin şöyle bir durumları da ortaya çıkabiliyor. E, fazla mesai yapılıyor fakat hani e, maaş bordrolarına bu yansımıyor. Hı hı, ama hı. ay sonuna bakıyorsun işveren iş, işveren önüne bir kağıt getiriyor maaş bordrosu. Sen ay içerisinde bir fazla mesai yapmışsın ama mecbur kılıyor maaş bordrosunu imzalamak zorunda kalıyorsun. O saatten sonra ispat külfeti tamamen iş işçiye geçiyor. Hı hı. Bunu da nasıl ispat edebiliriz? Bunu da yazılı bir delille ispat edebiliriz. Nöbet tablosu olabilir. Örnek veriyorum yani bir şirkette bir parmak okuma veya kart okutma... ...bunun gibi e, yazılı delille net bir şekilde ispat etmek gerekiyor. Hı hı. E, hemen sosyal medyaya geri dönmek istiyorum. E, şimdi biz şahıslara e, herhangi bir e, sorun yaşandığında hakkımızı aramaktan bahsettik. Ne? Peki e, inter... şöyle sorayım, sosyal medyadaki e, yöneticiler yani aplikasyonlar işte isim vermek istemiyorum şu anda da onlara karşı da haklarımızı savunabilir miyiz onlara karşı da sen benim özel hayatımı iyi koruyamadın ben senin aplikasyonunu kullanırken deyip onlara karşı da hakkımızı kullanabiliyor muyuz ee, aslında bunlarla ilgili açılan davalar var. Ee, hı hı. pek fazla iyi sonuç alınamadı çünkü genelde çok büyük şirketler çünkü değil mi? Biraz öyle, biraz da e, size bu sosyal medyada bir hesap açtırırken falan bir sözleşme <laughs> imzalatıyorlar. Bu sözleşmede de kendilerini tamamen koruma altına alıyorlar biz bilmeden onları okumadan meğerse evet. onaylıyoruz. Bunları evet. bunları genel işlem şartı olarak kabul edip <laughs> dava açabiliyoruz. Genel işlem şartı olduğunda tüketici tarafı korunan taraftır genelde. Çok büyük bir e, ütopik bir olay yaşanması lazım ki tazminat açısından e, bir başarı elde edilebilsin. Hı -hı. Bu en son çıkan kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili e, gelişmeler var. E, kişisel verilerin koruması kanunu kapsamında sosyal medyadan sizin bilginiz dışında herhangi bir bilginiz alınırsa bunu kullanarak e, dava açabilirsiniz. Hı hı. E, bu kanun çıkmasaydı eğer biraz korumasız durumdaydık. Bu nedenle bu kanunun çıkması bayağı güzel oldu. Hı hı. E, varsa haksızlığa uğradığını düşünen herkesin dava açma hakkı vardır. Kaybedeceğinizi düşünseniz dahi dava açabilirsiniz. Ee, yeni çıkan kanunlar e, dediğim gibi sosyal medya hayatımıza yeni girdi, teknoloji gelişti. İçtihatlar eksik bu konuda, Yüksek Mahkeme içtihatları vesaire. Bazı düzenleme eksiklerimiz de var ama e, hukuk alanı böyledir. İnsanlar yaşadıkça, e, insanlar gördükçe hukuk alanı ile ilgili adımlar atılır. Hı hı. Yavaş yavaş biz de bu adımları atıyoruz. Hı hı. Peki bazen de mesela bizim resimlerimizi kullanarak başka hesaplar açıyorlar. Bu noktada ne yapacağız? Bu özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir durumdur. Sizin resminizi sizden habersiz üstelik kullanması. Üstelik başka isimlerle. Yani hani gene benim kendi adımla açsalar bir şey demeyeceğim ama... ...bir de üstelik başka isim olarak var oluyorum. Evet genelde işte... E Beğendiği örnek alındığını veya çok takip edildiğini düşündüğü kişinin resmini alır ee, hı hı. onu kullanarak bazen bunu suç işlemek için de kullanırlar dolandırıcılıktır hı hı. atıyorum <laughs> İnşallah böyle şeyler olmaz tabii ki ama yapıyorlar bununla ilgili de hemen suç duyurusunda bulunmak lazım ee, az önceki konuşmamda da e, söylediğim gibi siber suçlarla mücadele ekibi bunlarla da baş ediyor hı hı. E, gerçekten büyük başarı sağladılar sosyal medyada çok rastlıyorsunuzdur kötü bir tweetin veya kötü bir paylaşımın altına hemen eee yazıyorlar. Bu hı hı. bu aslında bir ihbar şeklidir. Öyle mi? Tabi. dikkat bu, edelim buna. Evet. Evet, şeklidir. İşte teknoloji geliştikçe suç duyurusu ihbar şekilleri de gelişiyor. <laughs> Mesela Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER'e yazılan yazılar Oradan direkt savcılığa gidiyorlar. Yani bu da bir aslında ihbar çektir. Siz aslında yetkili makam başsavcılıktır. Savcılığa suç duyurusunda bulunmanız gerekir. Ama CİMER'e yazarak da suç duyurusunda bulunmuş oluyorsunuz. Hı, hı Mesela medyada eğer bir yanlış haber, doğru olmayan, gerçek dışı bir haber yaptığında karşı tarafın <laughs> haklıysa eğer teyit yayınlatma hakkı var. Sosyal medyada da bu var mı? Düzeltilmiş bir bu, metin yani kişilik hı hı. hakkına veya bir kurumun haklarına eğer Orada tecavüz edilmişse. Genelde sosyal medya şu an basın olarak sayılmıyor. E, sosyal medya e, eğlence amaçlı olarak düşünülüyor şu anda. Basın olarak sayılmıyor. Evet, e, Halbuki genelde, bütün iletişim ve evet. haberleşme oranın üzerinden e, yürüyor değil mi? şu anda o durumda. Dediğim gibi düzenleme eksiklikleri var bununla ilgili ama şu şekilde yapıyorlar. Atıyorum bir kanaldır veya bir gazetedir bununla ilgili tekzip yayınlatılacaksa e, kendi dilekçenizde, isteğinizde, iddianamenizde gönderdiğiniz gruba diyorsunuz ki sosyal medya hesaplarından da bu tekzimin paylaşılmasını Hı -hı. istiyorum diyorsunuz. O şekilde kanallar ve e, basın yayın veya hangi kurumsa Tekzip'in yayınlarken sosyal evet. medya hesabından da sorumu soracağım Aydın Hı. Bey size e, işe geri dönüş davalarını İş soracağım. Iade evet işe iade evet. davası ama cevabı kısa aranın sonunda alacağız. Evet reklam öncesi avukatlarımızdan Aydın Bey'e ben işe iade davalarını sormuştum. Evet biraz komplike bir evet, soru. Evet. E, süremiz yettiğince cevap verelim. Yetmediğinde zaten önümüzdeki yayınlarda konuşamadığımız çok şey evet. kaldı. Sosyal medyadan da çok fazla soru gelmiş. Tabii evet. çalışan çok, Aynen hakkını evet. arayan çok. Evet. Ya yani bu e, işe iade davası e, çok kapsamlı bir e, alan. E, <laughs> unsurlarını ve hani şartlarını size e, kısa bir şekilde anlatayım. Yani işe iade davasını açabilmek için işçinin öncelikle e, 30 kişi veya daha fazla kişinin çalışmış olduğu bir kurumda bir iş yerinde çalışmış hmm. olması lazım. E, minimum 6 ay çalışmış olması lazım. E, minimum 6 ay çalışmış olması lazım. Bu davaları açabilmek için ise işverenin e, sözleşmeyi haksız bir şekilde fes etmesi. etmesi lazım. Bu fesiyle beraber işe iade davası açılır. İşe iade davasının sonucunda e, mahkeme... İşçiye yönelik olarak bir karar verirse, işin yönelik olarak bir karar verirse bu işverene tebliğ edilir. İşveren işçiyi e, tekrardan işe almadığı durumda da ciddi bir tazminat ödemek mecburiyetinde, mecburiyetinde kalır. kalır. Peki sosyal medya için çalışanların da hakları var mı? Ne gibi? Anlayamadım soruyu tam olarak. Peki bu soruyu o zaman bir dahaki yayında soracağım. Yani sosyal medya için iş yapanların da haklarını konuşuyor olalım. Sizden evet. de bu sözü alalım. Bugünlük tamam. maalesef süremizin sonuna geldiğimiz konusunda yönetmenim beni uyarıyor. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum efendim sizlere. Sağlığınız, mutluluğunuz daim olsun. Sizlere de çok teşekkür Biz ederim teşekkür efendim. Ederiz. Yeniden görüşmek teşekkür üzere, hoşçakalın. Sağ olun.